Arkadaşlar merhaba, Türk Cihani'ye hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere deyim, atasözleri, ikilemelerle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Bakalım, Türkçe'de can sözcüğüyle ilgili birçok deyim vardır. Bunlardan bazıları ve açıklamaları şunlardır. Canı pek, acılara karşı dayanıklı. Doğru arkadaşlar, canı pek deyimi acılara karşı dayanıklı olanlar için kullanılır. Bunu elemiş oluruz. 2 dursun, can kalmamak, gücü tükenmek, bitkin bir duruma gelmek için kullanılır. Geldiğinde kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Can kulağıyla dinlemek, büyük bir dikkatle dinlemek anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Canlı cenaze, çok zayıf ve güçsüz kişiler için kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat canı tez deyimi acılara karşı dayanıksız olan değil arkadaşlar. Daha çok herhangi bir şeyin çabuk yapılmasını isteyen aceleci kişiler için kullanılan bir deyimdir. O yüzden bunun açıklaması yanlıştır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış deyimlerin hangisi yanlış açıklanmıştır? El sözcüğü ile ilgili dilimizde birçok deyim vardır. Örneğin nazlı, şımarık anlamında el bebek, gül bebek deyimi kullanılır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Çok açık, belli anlamında elle tutulur deyimi kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3 dursun. Bir şey yapamaz, çaresiz durumuna düşmek anlamında ise eli böğründe deyimi kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hiç kullanılmamış, dokunulmamış anlamında ise el değmemiş deyimi kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir şeyle uğraşamaz olmak anlamında kullanılmaz arkadaşlar. El ayak çekilmek deyimi. Bu açıklama yanlış olmuş. El ayak çekilmek daha çok herkes evine ya da bir yere çekilip ortalıkta hiç kimse kalmamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade yani açıklama yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşısında verilen kavramla çelişmektedir diyor. Her işte bir hayır vardır. İyimser olmaktır. İyimser kişiler böyle söyler. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bencillik göstergesidir. Bencilliğin zirvesidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Topalla yürüyen aksamak öğrenir. Ya da üzüm üzüme baka baka kararır ifadesinin aynısı örnek almak için kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gün doğmadan neler doğar? Umut etmek, umutlu olmak için kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat akıl yaşta değil baştadır ifadesi deneyim için değil arkadaşlar. Düşünce için kullanılır. Çünkü akıl yaşta değil baştadır ifadesinde bir kimsenin yaşı büyük olabilir. Bu onun akıllı olduğunu göstermez. Çünkü akıl bir düşünce işidir. İnsan düşünüyorsa yaşı büyük olmuş, küçük olmuş, hiç önemli değil anlamında kullanılır. O yüzden de aklın ölçütü yaş değil, düşüncedir. Bu anlama gelir. Bundan dolayı da cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda açıklanmayan deyim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Alaşağı etmek, başını ezmek, kaşla göz arasında dikiş tutturamama, küplere binmek. Bakalım. Bir işte, bir yerde uzun süre kalmayı başaramamak. Bu hangi deyimle ifade edilir? Dikiş tutturamamak deyimiyle ifade edilir. Buradan D seçeneğini çıkarmış oluruz. Çok kısa bir zamanda bir iş yapmak. Arkadaşlar kaşla göz arasında bir iş yapmak anlamına gelir. Buradan da E seçeneğini çıkarmış oluruz. Birini bulduğu yüksek mevkiden, makamdan ayırmak. Bu da alaşağı etmekle ifade edilecek bir deyimdir. Birini canlanamaz ve kötülük yapamaz hale getirmek. Bu da daha çok nedir? Başını ezmek deyimiyle ifade edilir. Buradan da biz C seçeneğini çıkarmış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi küplere binmek yani sinirlenmek anlamında bir deyim kullanılmadığı için doğru cevabımız
B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde akıl sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Babasının bu işlere hiç aklı ermiyordu. Aklı ermemek deyimdir, bunu elemiş oluruz. Bir yapıtın bu kadar beğenilmesi akıllara durgunluk veriyor. Akıllara durgunluk vermek deyimdir, bunu da elemiş oluruz. Bu işi yapacağına aklım kesiyor ama çok dikkatli olman gerek ifadesinde aklı kesmek deyimdir, bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Oğlunun sınavı kazanamadığını duyunca aklı başından gitti ifadesinde aklı başından gitmek deyimdir. Bunu da elemiş oluruz. Her gittiği yerde akıl akıldan üstündür derdi cümlesinde ise akıl akıldan üstündür ifadesi nedir arkadaşlar? Atasözüdür. Deyim değildir. Bu yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamına uygun bir deyim kullanılmıştır? Kardeşi her şeyin çabucak yapılmasını isteyen canı tez biriydi cümlesinde canı tez deyimdir. Herhangi bir şeyin çabucak yapılması anlamına gelir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kardeşinin bugün döneceği haberi yüreğine su serpti. Onu çok sevindirdi cümlesinde bakın yüreğine su serpmek nedir? Sevindirmek anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Onun gibi mangal yürekli, hiçbir şeyden korkmayan birini görmedim cümlesinde mangal yürekli deyimdir. Hiçbir şeyden korkmayan anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Bunca işi başardığına göre bu işin de üstesinden gelir. Üstesinden gelmek herhangi bir işi başarmak anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat halk şairleri gördüğü her güzere gönül koyan onlar için şiirler yazan şairlerdir ifadesinde gönül koymak arkadaşlar gücenmek, darılmak anlamlarına gelir. Buradaki gönül koyan ifadesi yanlıştır. Bunun yerine ne olması gerekirdi? Gönül vermek yani gönül veren ifadesinin gelmesi gerekiyordu. Deyiminin gelmesi gerekiyordu. Bu yüzden bu deyim uygun düşmemiş. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru, numaralanmış atasözlerinden hangilerinde doğrudan öğüt verme anlamı vardır demiş. Arkadaşlar doğrudan öğüt verme daha çok emir cümlelerinde görülür. İfadelere baktığımızda yani atasözlerine baktığımızda korkunun ecele faydası yoktur, bu olmaz. Çirkefe taş atma, bakın emir kipidir, üstüne sıçrar, o yüzden ikiyi alabiliriz. Taşıma su ile değirmen dönmez, bunu da elemiş olduk. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bunu da elemiş olduk. Ayağını yorganına göre uzat. Bakın bu da emir kipidir. O yüzden bunu da alabiliriz. Doğru cevabımız ise 2 ve 5'in yer aldığı D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci söz bir kimse için özveride bulunmak anlamındadır. Saçını süpürge etmek genellikle anneler için kullanılır. Annelerin yaptığı fedakarlıklar, özveriler için kullanılır. Bu doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci söz, birini çok fazla beğenmek anlamındadır. Yere göğe sığdıramıyormuş. Evet, bu da herhangi bir şeyi beğenmek anlamında kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Dördüncü söz, bir şeyi aşırı derecede istemek anlamındadır. Bakalım can atmak, evet arkadaşlar istemek, arzulamak anlamında kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci söz, bir şeyi yapmaya isteksiz olmak anlamındadır. Gönlü el vermiyorsa nedir arkadaşlar? O işi yapmayı istemiyordur, arzu etmiyordur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat üçüncü söz, birini tedirgin etmek, oyalamak anlamında değildir arkadaşlar. Çünkü gönüllerine ateş düşürüyormuş ifadesi daha çok sevdalanmak için kullanılır. Aşık olmak için kullanılır ki açıklamasına bakalım. Çocuk zamanla yakışıklı dal gibi bir yiğit olmuş. Onu gören kızları büyülüyormuş. Yani onu gören kızlar o çocuğa aşık oluyormuş, sevdalanıyormuş anlamına gelir. O yüzden bu açıklama yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru.
Numaralanmış atasözleri anlamca eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bal tutan parmağını yalar, abanın kadri yağmurda bilinir, harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bakın burada 1 ve 3'ün eşleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada kişi sahip olduğu imkanlardan, olanaklardan faydalanır anlamına geliyor her ikisi de. O yüzden bunlar aynı anlamdadır. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, aş taşınca kepçeye paha olmaz. Bakın buradan da biz 2 ve 5'in aynı anlama geldiğini görüyoruz. Herhangi bir şey lazım olduğunda çok kıymetli, çok değerli olur anlamına geliyor. Bunlar da bunu eşleştirmiş oluruz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz ifadesi diğer atasözleriyle eşleşmediği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 10. soru. Düşünce nakışına göre bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Vardım ki ev yerle bir olmuş. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Evdekilerin nokta nokta nokta. Bakın buradaki kilit sözcük nedir arkadaşlar? Kimse ne yapacağını bilmiyor ifadesidir. Canı çıkmıştı, olmaz. Etekleri tutuşmuştu, olmaz. C seçeneği dursun. Canı burnuna gelmişti, bu da olmaz. İçi içine sığmıyordu, bu da olmaz. Arkadaşlar, ne yapacağını bilmiyordu. Yani eli ayağına dolaşmıştı. Yani telaşlanmıştı anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dörtlükte altı çizili olarak belirtilen sözler aşağıdakilerin hangisine anlamca yakınlık göstermez demiş. Sözünü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Sözünü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Arkadaşlar burada sözünü pişirip diyenin ifadesiyle söyleyecek bir sözü düşünerek, akıl süzgecinden geçirerek söyleme anlamına geliyor bu. Ama diyor ki bununla yakınlık göstermez. Bakın boğaz 40 boğumdur ifadesi düşünerek söyle anlamına gelir. Aynı anlama geldiğini görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Bin düşün bir söyle. Bu da aynı şekilde sözünü önceden düşünerek, pişirerek, teraziden tartarak söyle anlamına gelir. Akıl terazisinde. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Önce düşün sonra söyle. Bu da yakın anlamlıdır. Bunu da elemiş oluruz. Sözünü bil, pişir ağzını der derviş. Bu da aynı anlama gelir. Düşünerek söyle anlamındadır. Bunu da elemiş oluruz. Bakın söz gümüşse sükut altındır ifadesi bununla yakın anlamlı değildir. Çünkü bu söz konuşmak güzel, yararlı bir şey olabilir. Ama susmak ondan daha iyidir. Çünkü konuşmak insanın başına bazen çok iş açabilir anlamındadır. O yüzden yakın anlamlı olmadığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu testinde son sorusuna geldik. 12. soruya. Deyimi oluşturan sözcükler kalıplaşmıştır. Yerlerine başka sözcükler getirilemez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir deyim kullanılmıştır diyor. Bakalım. Kardeşim canını dişine takıp bu işi de başardı. Doğru bir kullanım var. Sözcükleri ya da sözcüklerinin yerlerinin değişmediğini görüyoruz. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yaptığı hataları düşündükçe tüyleri diken diken oluyor. Tüyleri diken diken olmak da arkadaşlar deyimdir. Doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş oldum. Uzun süredir görmediği arkadaşı gözünde tütüyor. Gözünde tütmek de deyimdir. Doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş oldum. D seçeneği dursun. Hiç beklemediği bir cevap alınca dut yemiş bülbüle dönmüştü. Dut yemiş bülbüle dönmek de deyimdir. Doğru kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşım aldığı hediyelere hep ağız büküyordu cümlesinde ise bakın burası arkadaşlar yanlış kullanılmıştır. Yani sözcüğün değiştiğini görüyoruz. Ağız bükmek diye bir deyim yok. Nedir arkadaşlar bu? Dudak bükmektir. Beğenmemek anlamına gelir. O yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.